Kıymetli YouTube sever izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Gravdas. Bugün sizlerle birlikte Stronghold maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Sir Longarb'ın aslında sıçanın birliklerini sıkıştırarak bize doğru sürmüştü. Ancak biz bir kalenin tahkimini sağlarken o esnada da Sir Longarb'ın sıkıştırarak göndermiş olduğu askerlerin icabına bakmıştık ve görevi tamamlamıştık. Hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak videoların altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden her şey için teşekkür ederim. O halde başlıyorum. Yanlış yer. Mücevher hikayesi. Kraliyet ajanı. Saklanma. Devam. Üçüncü görev. Saklanma. Sıçanın çok öfkelendiği ve vadiyi yeniden ele geçirmek için çok büyük takviye kuvvetler gönderdiği söyleniyordu. Biz tekrar yola koyulmadan önce yüzbaşı başarısından dolayı sadece kısa bir süre tebrik edildi. Sıçanın yeni fethettiği toprakların derinliklerine doğru ilerlerken devriyelerinden kaçtık. Bir hafta boyunca ilerledikten sonra haydut istilasına uğramış doğudaki ovaların derinliklerinde küçük bir köye rastladık. Köylüler bizi kollarını açarak karşıladı demiş. Evet, yeni hedefimiz 120 zift, 70 peynir, 62 taş, 10 tane de demir elde etmemiz gerekiyor. O halde devam. Şimdi öncelikli olarak yine odunlarımızı... Bir tane daha atılmıyor mu buraya? Şuraya iki tane atalım. Şuraya iki tane atalım. Buraya atalım. Buraya, buraya ve buraya. Şimdi. Hemen savunma yapmamız gerekli. Hadi in, hadi in. Topçular gelin bakayım böyle. Siz de gelin şöyle. Nerede bunlar? Nereden geliyorsunuz lan? Evet, buradalar. Önce okçularla halledeceğim. Abi yüksekte olan sizsiniz. Atsanız artık ya oklarınızı. Bu yağların içinden gelmeleri bizim için bir avantaj aslında bakarsanız. Hem kolay hedef oluyorlar hem de yavaş ilerliyorlar. Tamam. Bir okçu kulübümüzü hallettik. Şöyle bir tane adam bir tane adama saldırarak bence daha hızlı temizleriz. Onu da öldürün lan. Şuna. Helal olsun. O canını kurtardı. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen ardından savunmamızı güçlendirmek için tabii ki de yay atölyesi yapacağız. Şimdi 120 zift. Şimdi zifti kolay elde ederiz diye düşünüyorum. Hemen şuralara. Anladık abicim, anladık. Tamam. Baloncuklar. Baloncukları görmem lazım. Göremiyorum. Şurası var. Kaplıca gibi mübarek be. Wood needed. Wood needed. Peki. Yemek durumumuz şu an normal. Ama bir ufak vergiye de dökmekte fayda var. Şöyle yapalım. Tamam. Hatta birazcık arttıralım. Ekonomide de gözümüz olsun o esnada ki patlamayalım sonra. Wood needed. Hemen odun. Odun, odun. Gönderin hocam hadi. Gönderin odunları. Building. Okey. Şimdi buradan buradan her yerden geliyorlar. Şöyle köyümüzün dibine yapalım o zaman evlerimizi. Çekilin çocuklar. Oraya ev yapacağım. İnşa haline dönecek orası. Çıkın oradan. Biraz daha. Tamam. Nereden geliyorlar bu sefer? Aşağıdan mı? Gelin. Siz şöyle koşun hızlı hızlı. Nerede bunlar? Oo. Buraya gidin. Siz gidin artık. Okçular siz de gelin böyle. Bunları yıktırtmamak lazım. Gelin.
Şu vuruyor, şunu hallederlerse evet. Ama gelin. Kaybımız nedir? Zift 57 olmuş. Şöyle bir tane daha. Tamam. Marketten odun satın alsak şöyle biraz. Daha hızlı geliştirmek için köyümüzü. İnsanlarımıza belediye çalışıyor. İnsanlarımıza daha iyi bir hayat sunabilmek için onlardan vergi almamız gerekiyor arkadaşlar. Ama tabii bunu vergilendirirken, yani osurduğunda bile vergi almaktan bahsetmiyorum. Makul ve mantıklı bir şekilde vergi almak. Tabii ki de mesela benim yaptığım şu an makul ve makul bir vergi alma şekli değil. İnsanlar mutlu değil çünkü. Hatta almıyorum. Biraz mutlu olun. Şöyle yemeği de kısalım. Şerbetçi otu atölyesi de yapalım. Tamam. Gelin kalemize gelin. Aynen öyle. Göç almamız gerekiyor. Taş var mı taş ocağı? Ben mi göremiyorum acaba? Ha var. Var ama biraz sıkıntılı bir noktada. Ve bir tane yapabiliyoruz. Şahane. Buraya da duvar çekemiyoruz zaten. Bakalım başka bir yerde de yok. Gördüğüm üzere. Şu yemeği bir altına dönüştürüp granary'i biraz daha şuralara doğru çekeceğim. Eyvah! Yangın çıktı. Hemen. Derhal hemen şöyle etrafa, demek ki burada yangın da çıkıyor bu bölümde. O yüzden şöyle etrafa serpiştiriyorum. Neyi? Kuyuları. Şu an adam lazım bize. Nereden geliyor bunlar? Buradan geliyor. Geçin bakayım şöyle. Siz de gelin keltoşlar. Devam edin, devam edin. Tamam. İnsan lazım, insan lazım, insan lazım. Work halted. This building is currently functioning, my lord. Böyle stockpile bir dolacakmış gibi düşündüm. O yüzden de hemen büyütelim. Şimdi vaktimiz var. Demir iki tane olmuş zaten ama yıkmışlar. Peki. Şuraya. Marketten satın alabiliyor muyuz? Hayır. Alamıyoruz. Şu an köyü toparlamanın derdindeyim. İnsanlar yaklaşan evliliğiniz için pek sevinçli efendim. Herkes çok mutlu görünüyor. Eyvallah kral. Ama benim biraz daha adam yapmam lazım. Şu kuyulara da artık köylülerin gidip çalıştırmaya başlaması lazım. Evet, popülasyon yükseldi. Biraz daha altına dönüştürelim şöyle. Şu granary'i, ambarı hemen şöyle yapacağım hatta. Ama niye odun harcayayım ki? Ne gerek var? Al. Buraya atın. Evet.
Tamam. Burada var mı yapabileceğimiz bir alan? Şura var. Geliyorlar. Geliyorlar. Askerler, koruyun köyü. Derhal geleceğimiz için onları halledin. Yok edin onları. Geliyorlar. Okçular. Hazır. Ateş. Sevgine döndün öyle. Şunları halledin kardeşim. Ulan bak yine evi çıkacaklar oradan. Bu evi yıktı. Oğlum atsanıza. Bak. İki tane evi yıktırdık bir tane adama ya. Çekil lan oradan. Tamam. Hemen yapalım. Şöyle engellemeyecek yerlere yapmak istiyorum ki. Evet, köy zortlamış. Bir tane. Zifti hallettik sayılır. Zift bitti sayılır. Birazdan köye insan alacağız zaten. O da başlayacak o kısımda da. Şunları yapalım en azından. Artık yemeği de normal yapalım. Bir de bira imalatı yapacaktık biz. Bunu da böyle yap. Bunu da şöyle yap. Köyün artık 50'nin üzerine çıkması lazım. 46, 48, 51. Tamam, yemeği kısabiliriz şimdi. Yemek biraz stoklansın. Şimdi insanlar gelmeye başlayacak. Biraz yemek alalım hatta şöyle. Daha hızlı ve şöyle bir tane de yukarı çıkan ok olsun ki. Evet beyler. Haydin gelin herkes gelsin bizim köyümüze. Burada da çok çalışmayan adam var. Hatta şöyle yapalım. Diğer yerlere gitsinler. Evet gene geliyorlar. Gelin lan böyle. Size böyle. Vay sana da adam basayım da yine. Recruits needed sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Yes, bad boss there. Chicken feed. Archers, ready. Yes, boss. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Şu bataklığın içinde yakalarsanız zaten adamları olay bitmiştir yani. Bak adam. Abiciğim önünüzdeki adamı nasıl vuramazsınız ya? Heh. What do you need? Instructions. Moving. Gelin. Oh, siz de gelin. Gold is flowing into the treasury, sire. Tamam. Şimdi zifti hallettik sayılır. Taşı da birazdan halledeceğiz. Birazdan taş tayla olacak. Peynir. Peyniri yedirtmememiz lazım. Yemeyin lan peynir. Şöyle yapalım. Mutluluk biraz yükselsin. Ve peynir. Peynir üretmemiz lazım. Bütün yeşillikleri dolduracağım şöyle. Allah ne verdiyse. Şunu çek şuradan. Bir tane daha yapalım şöyle. Sen de çekin buradan. Böyle devam.
Daha yapılabiliyor mu? Oraya olmaz. Şuraya olmaz. Şuraya olur mu? Sıkıntı yok. Şuradaki ağaçları halledelim. İneklerimiz garip bir hastalığa yakalandı lordum. Bir tedavi bulunana kadar peynir üretimini durdurduk. İyi bok geliriz. Zift'ten çok bir şey kalmadı ya. Bu dört taneyle hallederiz. Şimdi. Şu tam kapasiteyle çalışmaya başlayabilsek çok güzel olacak da. Nereden geliyorlar? Sola. Gelin gelin böyle. Açılar. Halledin onları. Şunu hallet. Zaten depoluyoruz kardeşim. Allah Allah, görev yapacağız şimdi, bir de köylülerin keyfini mi düşünelim? Peynir 35 tane olmuş bile. Taş 45, 8 16 15 desek zaten 16 61 yapıyor. Yani 3 tur daha, 3 parti daha gelmesi lazım buraya stockpile'a. Bakayım, her yer tam kapasiteye döndü mü? Aşağı ne, çok güzel. Şimdi gelecek olan bütün adamlar evet asker olacak. Gelin bakalım. Gelin bakalım Johnny Sinsler. Tabii ki okçu. Recruits needed, sire. 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 Tamam, demiri hallettik. Artık demiri satıp paraya da dönüştürebiliriz aslında. Hem o açıdan da fayda sağlar. Hiç durdurmayacağım üretimini. Şurada boşluk var. Ama olmuyormuş oraya. Yoksa gözümden kaçmaz. Hemencik oraya mandırayı koyardım. Bakıyorum yine, belki bir tane daha olsa bile. Aha! Gözümüzden kaçan birkaç yer var. Evet, burası da var. Çekilin çocuklar, ev yapacağım oraya. Lan çekilin artık lan! Heh. Allah Allah, ne maymunsunuz be! Buraya, bak buralarda yer varmış, biz buralara yapmıyoruz. Niye yapmadık hocam buralara biz? Şuradan bir kısmını şuraya götüreceğim. Granary stocks are very low, sire. Bu işçi almıyor anladığım kadarıyla. Tamam. Bunlar işçi almıyor. O yüzden senin demir madeni seni şöyle yapıyorum. Sizi de şuraya çıkartıyorum ki oradan adam gelirse vurursunuz. Agresif olun. Güzel. Nereden geliyorlar? Aşağıdan geliyorlar. Gelsinler. Gelin bakayım. Siz de gelin. Yürü. Şaşardım zaten onu yıkmasaydın. Lan sen nasıl yıkarsın benim evlerime? Ay yaş amcalar orada dolanıyor ama. Dayıcım bir çıkın, ortalıkta gezmeyin. Seni de hallettim. Gel buraya. Peynir 200 olmuş. Evet, zift 110. Taş halletmişiz. Zift kalmış. İyi o zaman. Birazdan o da hallolur. Al hatta. Onu da hallettik sayılır.
Biraz peynirden verelim insanlara ya, yesinler. Hadi be kardeşim be, hadi be kardeşim be. Kaleye bir soruları geldi efendim. Ona iş teklif etme cüretinde bulunduğum insanları neşelendirecektir. Neredesin lan? Soytarı. Heh, burada. Muziplik yapıyor. Ne yapıyorsun? Haydut söylentileri doğru mu efendim? Doğru lan. Ağzından laf almaya mı çalışıyorsun sen benim? Pat! Ağzına bir tane yerleştireceksin. Yeni soytarı gerçekten komik. Kendi kendine söylüyor. Muziplik yapıyor. Evet. Zift görevi de halloldu sayılır. Okçular orada. Al, ben biraz daha asker yapayım hatta. Gold needed. Verin lan. Kazandık. Tüm kışlık erzaklar toplandı efendim. Muhtar çok bilmem ne. Evet sevgili dostlar, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu izlediğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak, videoların altında yorum ve like atarak da bana destek olacağınızı biliyorsunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.